I was negotiating with my Chinese counterparts about the UNOSEM in China. Sayın Büyükelçiler, Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı Başkanım, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanım, değerli medya mensupları, kıymetli konuklar. Tıp hocamız tıbbi yönünü, hastalık olması yönüyle bu bakımdan ele alacak, bize sunum yapacaklar. Ardından yine bizim enstitümüzün çok kıymetli uzmanı hocamız, ekonomik bakımdan korona virüsünün bilhassa dünyaya etkileri konusunu ele alan bir sunum yapacaklar. Önemli bir gündemi olan koronavirüsler hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi salgın hastalıklar dünyada çok önemlidir. Çağlar açıp çağlar kapatmıştır. Nice insanları etkilemiştir. Çin'in böylesine bir üretim merkezi olan bir ülkenin şu anda dünyadan virüs sebebiyle izole olduğunu görüyoruz birçok açıdan. Ve virüsün yarattığı belirsizlik aslında küresel ticarette ve ürün tedarik zincirlerinde aksamalara yol açıyor ve emtia fiyatlarını da oldukça önemsiz, oldukça aşağıya çekiyor. Ama burada şu önemli, çok uluslu şirketlerin şu anda olan bu sınırlı bilgiler ışığında, neden? Çünkü bu virüsün bir belirsizliği var ve sınırlı bilgiler ışığında aslında çok büyük kararlar aldığını görüyoruz. Birincisi SARS vakti döneminde yaşanan hadise ve onun getirdiği etkilerle mücadele edildi. Şimdi bu ikincisi hocamız da güzel anlattı. Malumunuz öldürmeyince aslında biraz daha güçlü kılacak. Her şeyden önce Sayın Başkanımıza ve biraz önce detaylı bilgiler vermiş olan iki hocamıza teşekkürlerimi sunmak istiyoruz. Değerli katılımcılar, bugün burada sizinle bir araya gelerek yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 疫情发生以后，在习近平主席的强有力的领导下，中国发挥了举国体制的优势，从治疗、防控、科学研究和开展国际合作四个方面入手，全力抗击疫情。Böyle bir salgın ortaya çıktıktan sonra devlet başkanımız Sayın Xi Jinping'in bizzat öncülük ettiği sürece, mücadele sürecimize başladık ve Çin kendisine özgü siyasi sisteminden yararlanarak, bizim avantajlarımızdan yararlanarak bütün devletimizin, bütün ülkemizin imkanlarına ve kaynaklarına seferber etmiş durumdayız. Ve şu anda ülkemiz hastaları tedavi etmek ve salgını önlemek ve durdurmak, bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası işbirliği yapmak gibi dört ana başlık altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 截止昨天呢，全国各地一共一万七百名这个医务人员都到武汉来协助武汉的这个防疫和治疗。在这个通过新建和改造，我们在短时间内为武汉增加了10000多张床位，病床位。 Ve tüm itibariyle Çin'in geleneğinden Wuhan, Hubei eyaletinin dışındaki bölgelerden toplamda 18.700 sağlık personeli Hubei eyaletine gelerek yardımcı oluyorlar. Ve yine de bizim yeni yapılan ve daha önce eski haliyle yetmez halde olan yataklarımızı dönüştürerek de 2000 fazla yataklarımızda eklandı. 很多地方，尤其是像湖北这些地方，居民小区都实行了非常严格的封闭式的管理。 Ve Hubei, başta Hubei eyaleti olmak üzere Çin'in birçok bölgesinde vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları sitelerde en sıkı bir şekilde noktasal olarak kontrol ve denetim uygulanıyor. 中小学包括大学都推迟了开学，现在很多学校都采取的是网上授课。 Çin'de birçok ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler
onların yeni akademik yılının başlatılması tarihini ertelediler. Ve birçok okulda öğretmenler artık online olarak ders vermeye başladılar. Şimdi de 科学家们已经筛选出几种药物正在进行试验。 Şu anda bizim bilim insanlarımızın yaptıkları çalışmalar sonucunda şu anda birkaç geçerli olabilecek ilaç test ediliyor şu anda. 疫苗的研制也在抓紧的推进。 Ve geçerli bir aşının yaratılması için de bizim çalışmalarımızı olanca hızla sürdürüyoruz. 我们同国际卫生组织以及各国保持着密切的沟通，分享信息。就在昨天，国际卫生组织的专家组的先遣组已经抵达中国。Hatta biz Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çeşitli ülkelerle uluslararası toplumu çeşitli farklı üyeleriyle ilk anda salgınla ilgili bilgileri paylaşmaya çok büyük önem veriyoruz. Ve dün aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün gönderdiği öncü uzmanlar heyeti Çin'e varmış durumdalar. 经过一段时间的艰苦努力以及这个广泛的这个合作和协调配合。 现在每日的新增确诊病例、新增的疑似病例等几个关键的这个指标呢，它的增长已经总体上呈下降的趋势。 Bizim ülkemizin bütün makamları ve bütün uzmanlarımızı ortaklaşa sarf ettikleri çabalar sayesinde şu anda geçen günlerde artık her gün yeni görülen tehlikeli vakaların sayısı, yeni görülen şüpheli vakaların sayısı gibi önemli göstergelerde artış oranında bir düşüş gözüküyor. 特别是湖北以外的其他地区，每日的新增病例已经连续九天在下降，从最高峰的一天，却有八百多个确诊病例，已经降到昨天的377例，下降幅度超过了50%。 Özellikle Hubei eyaletinin dışında Çin'in başka Çin'in diğer bölgelerinde üst üste 9 gündür yeni görülen tehlikeli ve şüpheli vakaların sayısında ciddi bir düşüş yaşandı ve artık bundan 10 gün önce bu rakam Hubei eyaletinin dışında Çin'in diğer bölgelerinde her gün ortalama yeni görülen tehlikeli vakaların sayısı 800 iken dün ise bu rakam 377'ye indi ve burada %80 gibi büyük bir düşüş yaşandı. 说明我们的防控的整套全面的多层次的防控体系已经开始取得效果. Ve buradan da Çin hükümetinin aldığı çok boyutlu ve kapsamlı kontrol ve denetim mekanizmasını yavaş yavaş etkilerinin görüldüğünü anlayabiliyoruz. 到昨天，治愈率已经达到了11%，这说明治疗上也在进一步的改善。 Ve dünkü şöyle bir rakamı da paylaşmak istiyorum. Artık hastalarımızı tedavi ederek taburcu etme oranımız %11'e yükseldi. Bu rakam da bizim hastalarımızı tedavi etme kapasitemizi de yavaş yavaş iyileştiğini gösteriyor. 下一步呢，中国政府的重点。 就是两个方向，就是刚才两位女士谈到，第一，我们还是要全力以赴的加强治疗、防控、抗击疫情。 Ve bundan önümüzdeki aşamalarda Çin hükümeti ağırlıklı olarak şu iki başlık altında çalışmalarını yürütecek. Biraz önce iki hanımefendinin de bahsetmiş olduğu gibi birincisi biz elimizden geleni yaparak salgını en iyi şekilde önlemeye çalışacağız ve hastalıklarımızı tedavi etmeye çalışacağız. 第二呢，就是全力组织复工复产。到昨天。 煤电、油气以及民生领域的复工率已经都达到了80%以上。 İkincisi ise biz mümkün olduğunca bizim üretim tesislerimizin yeniden üretime başlamasını organize etmeye çalışacağız.
ve dün Çin'in en önemli insan halkımızın yaşam seviyesini en yakından ilgilendiren önemli konular kömür, doğalgaz, petrol gibi konularda, gibi alanlardaki üretim tesislerimizin iş başına dönme oranı artık %80'e ulaştı. 中央政府以及各地方政府都出台了很多优惠措施来帮扶中小企业。 Gerek Çin'in merkezi hükümeti gerekse farklı bölgelerdeki yerel yönetimler tarafından KOBİ'lere yardımcı olmak için birçok çeşitli politikalar çıkarıldı. 重点呢就是帮助中小企业来应对当前这个暂时性的困难，同时呢也力保就业。 Bizim amacımız ise mümkün olduğunca bizim KOBİ'lerimize geçici karşılaştıkları geçici zorluklar konusunda yardımcı olmak ve istihdamımızı belli bir seviyede tutulmasını sağlamak. 总的判断呢是中国的经济的基本面以及总体向好这个趋势不会改变，疫情给中国经济带来的冲击呢可能是阶段性的、暂时的。 Genel olarak şöyle bir öngörümüz ve değerlendirmemiz var. İşte biz bu böyle bir salgından dolayı Çin'in ekonomisini temel görünümü fazla etkilenmeyecek ve Çin ekonomisini sürekli olarak iyileşme eğilimiyle etkilenmeyecek ve bu salgını ekonomimizi yapabileceği darbe de sadece aşamalı ve geçicidir. 总之呢，我们有信心、有能力，通过自身的努力以及国际合作，来战胜当前的疫情，保持中国经济的这个健康的发展。 Sonuç olarak Çin hükümetinin böyle bir salgınla mücadelede gerek kendi çabalarımız sayesinde gerekse uluslararası toplumla yapacağımız işbirliği sayesinde mutlaka zafer kazanacağına inancı tamdır. Ve bizim amacımız olanca çabayla Çin ekonomisini sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlamak. 谢谢大家，我愿意回答大家的问题，一些具体的问题可以放在答问环节再交流，我这里就不多讲。 Ve son olarak tekrar size teşekkür etmek istiyoruz ve sizin sorunlarınızı almakta memnuniyet duyacağız.